duruşu farz mıdır, vacip midir? Sizinle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler kullandığı şey? Kendi mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Kıymetli izleyenlerimiz, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Memleketimize huzur, yuvalarımıza huzur, aziz coğrafyamıza ve kanayan coğrafyamıza Cenab-ı Allah'tan rahmetini, nusretini yaymasını, iyi, güzel günleri, güzel sabahları yaratmasını dua ediyoruz. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine Diyanete Soralım programıyla canlı olarak Diyanet TV ekranlarında birlikteyiz. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinden değerli hocamız Rıfat Oral Beyefendi'yi ağırlamaktayız. Program boyunca muhterem hocamıza inşallah dini noktalarla ilgili yine merak ettiğimiz hayata yansıyan dinin tüm fıkhi meselelerle ilgili sorularını sorabilirsiniz. Bunun için 0312 alan koduyla 294-4294 numaralı telefondan canlı yayına ulaşıp değerli hocamıza bizzat sorularınızı yöneltebilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarımız hizmetinizde Diyanete Soralım @diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz, sosyal medya hesaplarımızda Twitter, Facebook /Diyanete Soralım. Sizler adına muhterem hocamıza hoş geldiniz diyelim. Zira programımıza yaklaşık 5-6 senedir devam eden programımıza ilk defa teşrif ettiler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Sıhhat diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah afiyetler ihsan etsin. Amin, amin. İlminizi artırsın inşallah, i̇nşallah kıymetli hocamız. Inşallah. İlminize bugün başvurmaya geldik. Bilmediğimiz dini meselelerle ilgili olarak soruları ve sorunlarımızı buraya bizzat zat-ı alenize sorarak doğrusu nedir? Hadis ve Kur'an ışığında inşallah öğrenmeye geldik efendim. İnşallah. Bismillah deyip çıkalım yola izninizle. Değerli izleyicilerimiz, programımıza katılım sağlayabilirsiniz. İlk durağımızı arkadaşlarımız bağlantıyı sağlamışlar değerli hocam. İzmir ilk durağımız. Aydın Öz hattımızda. Hoş geldiniz. İzmir'e selamlar Sayın Öz. Hayırlı yayınlar hocam. Teşekkür ediyoruz efendim. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Hoş bulduk, sağ olun. Aslında sorumun cevabını bir tanesine dün hoca efendi verdi sağ olsun. Bu cuma günleri hocanın hutbedeyken sesli dua etmesi ve cemaatin amin demesiydi. Bunu çok hoş görmediğini söyledi hocamız sağ olsun. Ben de bu konuda bir birlik olabilir mi acaba? Hani bir böyle Diyanet'in bir şey yayınlaması gerek mi diye onu soracaktım. Soralım. Kim el kaldırıyor, kim el kaldırmıyor? Bence bir bütünlük olması acizane düşüncemdir. İkincisi soralım. De yine genç hocalarımızın yaptığı bir şey, mutlaka kötü niyetle yapmıyorlar ama biliyorsunuz Nahl suresi 90. ayeti de hutbenin sonunda okuyup Türkçe mealini veriyorlar. Evet. Onun sonunda şöyledir bildiğim kadarıyla, o düşünüp tutasınız diye sizlere böylece öğütler verir. Evet. Ama hocalar kendini de dahil ederek düşünüp tutalım diye bizlere böyle öğüt verir gibi manayı biraz doğru değiştiren bir şeyler söylüyorlar. Bu doğru mu yanlış mı? Tamam, şirinlik olabilir ama hani bir sakınca var mı? Soralım benim değerli hocamıza. Hay hay efendim, tamam, soralım. Yani vurguyu bu şekilde yapmak doğru mudur? Mevcut ayeti veya manayı mı değiştiriyoruz? Soralım. Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı efendim? Kimsenin hakkını almayayım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yayınlar. Sıhhat diliyoruz Sayın Öz. İzmir'e selamlar efendim. Evet değerli hocam. İlk soru, cuma namazında hutbeden sonra İmam Efendi dua ediyor, hutbenin sonuna doğru daha doğrusu dua ediyor ve hep birlikte beyefendi dün de sorduk diyor muhterem Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar hocamız cevap vermişlerdi. Evet. Sesli dua ile ilgili olarak sessiz yapılması daha evla olur, benim de görüşüm bu yönde ama yapıyorlar, yapana da yapma diyecek şeyimiz yok. Durum bu. Ne yapmalıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Cuma namazında hutbe çok önemli ve Resulullah Efendimiz hutbeyi dinleyin, başkasıyla konuşmayın, hatta sus derseniz bile sevabı yok olur diyor. Bu noktada tabii bizler hutbe sırasında Hoca Efendi'yi dikkatle dinlemeliyiz. Bazen görüyorum insanlar cep telefonuyla oynuyor, tesbih çekiyorlar, başka şeyler yapıyorlar. Halbuki sünnet olan hutbeyi dinlemek, sessizce dinlemek. Peki hocamız dua ederse amin demek gerekir mi? Sessiz bir şekilde amin denebilir. Ama sesli bir şekilde böyle gürültü olacak şekilde amin demek
Yok. Yani hadislerde, sünnette yok. Peygamber Efendimiz hutbe sırasında dua etmiş mi? Etmiş. Bir kişi geliyor, ya Resulullah diyor. Resulullah Efendimiz hutbe sırasında birisi mescide giriyor. Tabii sahabenin hepsi Hazreti Ebubekir, Ömer gibi değil. Çölden geliyor, çok da bilmiyor, adabı bilmiyor. Direkt Resulullah Efendimiz'e hitap ediyor. Ya Resulullah diyor, durum çok kötü. İnsanlar işte susuz, hayvanlar ölüyor. Dua etseniz diyor. Resulullah Efendimiz orada dua ediyor. Yağmur duası yapıyor. Ve sahabe-i kiram diyor ki daha mescitten çıkmadan yağmur başladı diyor. Bir hafta sonra o kişi tekrar geliyor. Yine hutbe sırasında geliyor. Ya Resulullah diyor, tekrar dua etseniz yağmur çok devam etti. Her taraf sel aldı. Tekrar dua etseniz diyor. Resulullah Efendimiz tekrar dua ediyor. Ya Rabbi havaleyna havaleyna la aleyna. Ya Rabbi biraz da etrafımıza yağsın, üzerimize değil diyor ve o şekilde yağmur kesiliyor. Yani Resulullah Efendimiz'in dua ettiği var, hadislerde geçiyor. Ama sahabenin sesli bir şekilde amin demesi yok. Peki hutbe sırasında eller kaldırılabilir mi? Bununla ilgili alimlerimizin farklı görüşleri var. Bazı alimlerimiz kaldırabilir diyor, bazıları kaldırılmaz diyor. Çünkü Müsned'de böyle bir rivayet var. Bir kişi hutbede elini kaldırıyor, Emevilerden, Emevi valilerinden birisi. Sahabe-i kiram, Allah o ellere bereket vermesin. Ben Resulullah Efendimiz'i dua ederken ellerini kaldırmadığını görmüştüm diyor. Birçok alim bunu dikkate alarak ellerin kaldırılmaması gerektiğini, hutbede ellerin kaldırılmaması gerektiğini ifade ediyor. Bu iki şeyle de amel edilebilir. Peki efendim. Diğer sorumuza gelince bir de herhalde hutbe sırasında hocamız bir evet, yani bu size ayet okuyor. Veriyor kısmı. Lealleküm tezekkerun evet. Ayetini. Onu düşünüp tutasınız diye genelde tercüme ediliyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'de farklı düşünce metotları var. İşte tezekkür var, tefekkür var, tedebbür var. Yani Kur'an-ı Kerim'i bize Allah-u Teala düşünesiniz diye, düşünelim diye gönderdi. Kur'an-ı Kerim düşünmeden, anlaşılmadan okunulan bir kitap olmamalı. Bunun için Allah-u Teala Hazretleri düşünün diyor. Hiç affetmezler mi? Tedebbür edin diyor. Tekrar tekrar okuyun ve evet. Bir daha düşünün diyor. Tezekkür edin. Tezekkür de hatırlamadan geliyor. O doğruyu tekrar hatırlayın. Yani aslında hepimizin yaratılışında adalet, iyilik, güzellik, ahlak bunlar var. Fakat Kur'an-ı Kerim bunu bize tekrar hatırlatıyor. İşte Allah size adaleti, şunları emreder, şunları yasaklar. Bunu tekrar doğruları hatırlayasınız diye zikrediyor. لَعَلَّكُمْ تَزَكَّرُونَ'un tam manası bu. Ama bunu belki tam ifade edilemediği için hocalarımız düşünüp tutasınız diye böyle, o da güzel yani böyle tercüme ediyor. Kur'an-ı Kerim'in tabii tek tercümesi yok. Öyle olsaydı birden fazla meal tercüme olmazdı. Ve Kur'an-ı Kerim çok zengin bir kitap olduğu için, yani Arap edebiyatının zirvesine varmış bir kitap olduğu için onda çok manalar yüklü. Bu açıdan en zor şey Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmek. Yani tefsir etmek çok kolay ama Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmek çok zor. Düşünün İngiliz edebiyatında birisi Shakespeare'i tercüme edecek. Bu kişinin çok iyi İngilizce bilmesi lazım, Türkçe bilmesi lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'i tercüme eden kişinin de çok iyi Arapça ve Türkçe bilmesi gerekiyor. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'i tercüme ederken izleyicimiz bu konuda belki haklıdır. Hocalarımız, bizler çok itinalı bir şekilde insanların anlayacağı şekilde tercüme etmeliyiz. Peki mesela buradaki o yani son tercümedeki mealdeki daha doğrusu o cümleyi diyelim. Ayeti demeyelim çünkü o başka bir şey. O cümleyi ifade ettiğimizde Rabbimiz düşünüp tutasınız diye böylece size öğüt veriyor yerine düşünüp tutalım diye böylece bizlere öğüt veriyor diyenler de var. Düşünüp tutun diye öğüt veriyor diyenler de var.
başka manalara. Yani vurguyu farklı yapanlar var. Vurgu. Bu her türlü vurgu yapıldığında beyefendinin buyurduğu gibi ayetten çalmış oluyor muyuz? Veya ayete bir zararı olmuş oluyor mu? Yanlışlık var mı efendim? Yok, ayetteki manayı vermeye çalışıyoruz. Ayet-i kerimede fiil manası var. Yani öğüt alasınız diye. Geniş bir zaman oldu. Geniş bir zaman var. Bazen bunu hocalarımız öğüt alın diye bir emir manasında veriyor. Aslında ayet-i kerimedeki o fiil emir manasında. Muzari fiil diyoruz biz, geniş manalı fiil. Bu aslında emir. Yani Allah-u Teala bize düşünüp tutasınız diye, öğüt alasınız diye bunu gönderiyorum derken bundan öğüt alın demek istiyor. Evet. Bu açıdan o tercümeler de doğru. Peki. Efendim devam ediyoruz. Tabii az önce bahsetmiş olduğu şey de iyi bir niyet olarak, Diyanet'in genel olarak bir genelge içte yayınlayabilirim. Hani elleri kaldırıp kaldırmama noktasında, bir birlik olma noktasında. Muhtemelen bunun da yetkilileri izlemektedirler. O da farklı bir nokta olsa gerek değerli hocam. İnşallah. Var mı ekleyeceğiniz bir şey efendim bu konuda? Yok. Devam ediyoruz. Karabük'ten Rabia Altuğ hattımızdalar. Hoş geldiniz. Karabük'e selamlar Sayın Altuğ. Var mı ekleyeceğiniz bir şey efendim? Devam ediyoruz. Ben Rabia Altuğ. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar efendim. Duyabiliyor musunuz beni telefondan? Evet, duyuyorum. Efendim televizyonun sesini istirham ediyoruz. Biraz kıssınlar. Evet, kıssın. Tekrar hoş geldiniz. Değerli hocam dinliyorlar sorunuzu efendim. Selamlar, saygılar. Buyurunuz. Hocama sorun vardı. Buyurun efendim. Şimdi Allah kabul etsin, biz namazımızı kılıyoruz, evet orucumuzu tutuyoruz ama tarikata bağlanırsam daha makbul diyorlar. Evet. Bu babam rahmetli tarikat, hani biz peygamberimiz, Kur'an'ımız, Allah'a inancımız, bunlar bize yeter diyordu. Ben tarikata çocukluğumdan beri hani sıcak bakmıyorum. Burada da bana arkadaş çevrem iyi diyorlar. Kararsız kaldım, size bunu danışmak istiyorum. Efendim soralım değerli hocamıza. İslam'ı yaşayabilmek için, hayatımıza geçirebilmek için bir tarikata bağlanmak zorunlu mu? Karabük'teki izleyicilerimize selamlar Rabia Hanım. Geçmişinize rahmet diliyoruz. Evet değerli hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Bu soru gerçekten çok soruluyor bize. Evet. İslam denince bir Cibril hadisi var. Evet. Yani 40 hadis diye seyircilerimiz bilirdir. İmam-ı Nevevi'nin topladığı bir kitap var. 40 hadis. Orada da geçiyor. Peygamber Efendimiz'in ömrünün sonlarında İbn-i Hibban siretinde bu şekilde arz ediyor. Sonlarına doğru sahabesiyle mescitte otururken yabancı birisi geliyor. Hazreti Ömer anlatıyor. Tanımadığımız birisi diyor geldi Resulullah'ın karşısına oturdu. Dizlerine yapıştırdı. Ve dedi ki ey Muhammed bana imandan bahset. Resulullah da iman şudur dedi. Anlattı. İslam'dan bahset dedi. İslam'ı anlattı. İhsandan bahset dedi, ihsandan anlattı. Sonra bana dedi, işte kıyamet ne zaman kopacak? Bunu söyle dedi. Resulullah Efendimiz bunların cevabını verdi ve o kişi kalktı gitti. Daha sonra Resulullah dedi ki, bu kimdir bilir misiniz? Bilmiyoruz dedik. Sahabe böyle diyor. Resulullah dedi ki, bu Cebrail, Cibril'di. Size dininizi öğretmek için geldi. İşte bu hadiste Resulullah Efendimiz İnanç, ibadet ve ahlakı özetliyor. Üç önemli konu. Temel İslam'ı bilimlerde de akaid, fıkıh ve tasavvuf çok önemli. Bir kez daha hocam, inanç. İnanç, ibadet ve ahlak. Evet. Yani akaid, fıkıh ve tasavvuf. Bu ilimlerde bunlardan doğmuş. İnancımız tabii çok önemli. İnancımızın hayata yansıması ibadet şeklinde oluyor. İbadetin de güzelleşmesi ahlak ile oluyor. Evet. Hatta hadislerde geçiyor. Bir kişi diyor Resulullah Efendimiz, güzel ahlakı ile geceleri çok namaz kılan, gündüzleri çok oruç tutan kişilerin derecesine ulaşır. Güzel ahlak bu kadar önemli. İşte bu noktada Müslümanlar ortaya bir ilim koymuşlar. Buna tasavvuf diyoruz. İlk dönemlerden itibaren bu tasavvuf bizim İslam dünyasında yaygınlaşmış. Bununla ilgili bir kitap, literatür oluşmuş, kitaplar yazılmış. Ve bu kişiler kendilerine Resulullah Efendimiz'in hadislerini, yaşayışını, Kur'an-ı Kerim'i, sahabenin yaşayışını örnek almışlar.
Onlar gibi mütevazi olacaklar, onlar gibi zahit olacaklar, dünyaya fazla önem vermeyecekler, Allah için yaşayacaklar. Efendim az yiyecekler, az konuşacaklar, az uyuyacaklar, Allah'ı zikredecekler. Böyle bir şey oluşmuş, bir metodoloji oluşmuş, bir ilim oluşmuş. Bununla ilgili kıymetli kitaplar yazılmış. İşte İmam-ı Kuşeyri'nin Er-Risalesi yazılmış. Hepimizin bildiği İmam-ı Gazali'nin İhya-i Ulumiddin yazılmış. Onun bir ciltlik özeti var. Kimya-i Saadet. Çok evet. Güzel bu konuda. Bu böyle kitaplar yazılmış ki insanlar güzel ahlaklı olsun, temiz insanlar olsun diye. Bu noktada da bunu çok iyi bilen ya da bu konuda çok fazla mesai sarf eden insanlar da bir ortaya metodoloji koymaya çalışmışlar. İşte şu kadar zikir yap, şuna dikkat et, buna dikkat et diye. Ve biz buna işte tarikat diyoruz. Önceki bizim İslam tarihine baktığımız zaman işte Abdülkadir Geylani var, Şah-ı Nakşibend var, başkaları var. Böyle yollar oluşmuş. Bunlar birer metodoloji. İnsanlar daha çok zikir yapsın, daha çok ahlaklı olsun diye bu şekilde olmuş. Ama son dönemlerde artık bu yavaş yavaş değişmeye, bozulmaya, insanların istismar edildiği bir noktaya gelmiş. Bu noktada benim tavsiyem dikkat etmek, kitaplardan bilgiyi öğrenmek, bu konuda alim olan insanlara sormak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda olsun, ilahiyat fakültelerimizde olsun, başka yerlerde böyle ilim adamları, temiz, insanların, toplumların saygısını taşıyan insanlara sorup, bu şekilde tasavvufi bir hayat yaşayabilir. İlla tarikat ya da bir başka yola girmek şart değil. Efendim devam ediyoruz. Değerli hocamıza suallerimizi yöneltmeye. Metin İnceler hocama selam ediyorum diyor. Sorum şu, Hanefi mezhebindeyim, yaşım 31. Yaklaşık 3 aydır namaza başladım diyor. Hayırlı olsun. Ortalama 18 yıl kadar namaz kılmamış oldum. Namaz borcum olmuştu. Kaza namazı ile ilgili çeşitli yazılar okudum fakat kafam karıştı. Çünkü bazı Hanefi kaynaklar vakit, sünnet ve farzı kılın, ek olarak kaza kılın diyor. Bazı kaynaklarsa sünneti kılarken kazaya da niyet edin, kazayı da kılmış olursunuz diyor. Ne yapmalıyım değerli hocam? Ben öncelikle bu kardeşimizi tebrik ediyorum. Kendisine dua ediyorum. Çünkü bir Müslümanın her gün 5 vakit namaz kılması farz. Eğer kılmaz ise günaha giriyor ve harama gidiyor. Yani toplumda maalesef namaz konusu biraz küçümseniyor. Namaz terk ediliyor, namaz kılmıyor insanlar. Dolayısıyla daha sonra işte okuduğu kitaplardan, dinlediği kişilerden etkilenerek insanlar namaza başlıyor. Bu büyük, önemli bir merhale. Yani Allah'ın belki en çok sevdiği kişilerden birisi oluyor. Hatta şöyle bir hadis var. Allah-u Teala Hazretleri bir kişi camiye namaz kılmak için gittiği zaman çok sevinirmiş. Bu şekilde hadisler var. Yani Rabbimiz bizi çok seviyor. Ve istiyor ki bizler inanalım, ibadet edelim, güzel ahlaklı olalım, temiz insanlar olalım. Aslında namaz bizim için emredilmiş. Yani orada biz kıyamda, secdede sadece Allah'a kulluk edileceğini öğreniyoruz. Yani menfaat için, başka şeyler için insanlara boyun eğmemek, tevhidi yaşamak, şahsiyetli olmak, dik durmak, bunu öğreniyoruz. İşte bu noktada her gün 5 vakit namaz kılmak farz. Bu kardeşimiz geç de olsa namaza başlamış. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet. Kazayla peki ilgili ne yapmalıyız? Evet. Şimdi namaz kılmayan kardeşlerimiz için de bunu söylüyorum. Buluğ çağından itibaren evet. Kaç vakit namaz kılmadıysa bu hepimizin, onların borcu. Evet. Yapılması gereken bunların yavaş yavaş da olsa kazasının kılınması.
Yani günlük 5 vakit namaza devam edeceğiz. Sünnetleriyle birlikte. Sünnetleriyle birlikte yavaş yavaş da olsa kaza namazı kılacağız. Şöyle yapabilir kardeşimiz, her vakitte bir kaza namazı da kılabilir. Bugün mesela öğle namazını kıldık. Evet. Arkasından öğlenin son sünnetten sonra. Evet, en son kılmadığım öğle namazının kazasına diye niyet edebilir. Bazı kardeşlerimiz diyor ki hocam sünnetler olunca bize biraz fazla geliyor. Daha yeni tabii namaza başladılar, pamuk ipliğiyle bağlılar. Onlara da şunu diyoruz. O zaman bazen sürekli değil de bazen sünnet yerine kaza kılın. Çünkü kaza çok önemli. Ve yavaş yavaş bu borcunuzu tüketin. İkindi yatsının mesela ön sünnetlerini bu şekilde yapabilirler mi? Bu şekilde kılabilir. Peki. Şimdi şöyle de bir problem var. Bazı kişiler diyor ki işte kaza namazı yoktur. Halbuki, o ayrı bir konu. O ayrı bir konu. İnşallah sorarlarsa değerli hocam inşallah. Bir ayet söyleyeyim bununla ilgili. Allah-u Teala ekimiz salate li zikri diyor. Evet. Beni hatırlamanız için namaz kılın. Evet. Yani vaktinde kılarsak bu eda oluyor. Kılmadığımız zaman onun kazası yine bize borç, farz oluyor. Onun için mutlaka vaktinde kılmalıyız. Kılmadığımız namazları da Resulullah Efendimiz öyle yaparmış. Beş vakit kılamamış savaşlardan evet. dolayı. Önce kaza namazını kılarmış, sonra vakit namazını kılarmış. Bu noktada dikkat edelim inşallah. Allah razı olsun. Hayırlı olsun inşallah kardeşimize de, abimize de. Kahramanmaraş'a devam ediyoruz. Behzat Süslen hattımızda. Hoş geldiniz Kahramanmaraş'a. Selamlar Behzat Bey. Hocam selamlar. Aleyküm selam. Sizlerin de efendim. Buyurunuz. Şimdi, hocam bizim bir iki sorumuz var. Buyurun efendim. Birinci sorum, şimdi bazı arkadaşlar kıbleye doğru uzanarak yatıyor. Evet. Ve bilirsiniz ki duvarlarda ayet yahut da Yüce Mevla'nın, Mübarek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in isimleri oluyor. Evet. Yani ayak ucu tarafında duvarda yüksekte ama yani bu şekliyle uzanmak, uzun oturmak doğru mudur? Soralım. Bir. İkincisi hocam ben Şafii mezhebindeyim. Yani camiye gittiğimiz zaman bazen tabii içimize şey geliyor. Acaba hocamız dört mezhebe göre abdestli midir? Evet. Üçüncü sorumda hocam burada tabii camide bir cemaat arkadaşımızı gördük. Konuşanlığımız yok ama rükuya gidiyor, doğruluyor, secdeye gideceği zaman tekbir alıp tekrar namaz bağlıyor. Yani böyle bir şey var mıdır? Sorun bu. Rükudan geri geldiğinde yani ellerini tekbir alıyor. Doğru mu efendim? Ellerini evet, kaldırıyor. Yani tamam, sorun yok. Göbekten çok üstüne bağlıyor. Secdeye giderken tekrar tekbir alıp soralım, gidiyor. Soralım değerli hocamız efendim. Sıhhat diliyoruz, Allah saygılar. Kahramanmaraş'a selamlar. Sizlerden de efendim. Allah razı olsun. Evet değerli hocam tabii bekleyenler de var izleyicilerimizden. Evet. Hemen hızlı hızlı kıymetli hocamızdan cevap alıyoruz. Kıbleye uzatmak ayağı ve benzeri şeyleri özellikle lafzatullah varsa doğru mudur? Durum nedir efendim? Şimdi tabii biz İslam'a ve kutsal şeylere çok önem veren bir milletiz. Özellikle yurt dışına gidildiği zaman işte camide yatıyor insanlar. Bazen kıbleye ayaklarını uzatıyorlar. Bu noktada bize sorular geliyor. Yani adab olarak tabii uzatmamak iyidir. Kur'an-ı Kerim'in olduğu, lafzatullah'ın olduğu yerlere ayaklarımızı uzatmamak iyidir, güzeldir. Ama bununla ilgili herhangi bir yasak yok. Evet. Yani kıblede de böyle. Önemli olan yani özümüzü, düşüncemizi, kalbimizi Allah'a yönlendirmek. Yani onu zaten bir saygısızlık olsun diye uzatmıyoruz. Uzatmıyoruz. Ama dikkat etmekte fayda var. Dikkat etmekte fayda var. Yorgun bir şekilde gelmiş, istemeden de ayağını uzatmış olabilir. Yani böyle bir kişiyi gördüğümüz zaman hemen suizan etmeyelim. Müslümanlar hakkında biraz daha hüsnü zanda bulunalım inşallah. Hocam abdest noktasında İmam Efendi'nin abdestinin bir başka mezhebe tabi bir kardeşimizin yani cemaatin abdestiyle aynı olup olmamasının bir önemi var. Bu soru gerçekten önemli. Buyurun efendim. Resulullah Efendimiz diyor ki innemel imamu li yutemme bihi. Evet. İmam kendisine uyulsun diye imam kılındı. Dolayısıyla insanlar imamın mezhebindendir. İmam nasıl namaz kıldırırsa onlar da o şekilde kıldırır.
imam olan kişinin kendi mezhebine göre abdest alması yeterlidir. Arkadaki kişilerin başka mezhepte olması yani imamı bağlamaz. O kişileri bağlar. Sahabe arasında da ihtilaf vardı. Yani Hanefilerin, Şafilerin, Malikilerin ihtilafı bu imamların, müçtehitlerin ihtilafı değil. Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Ömer, Ayşe annemiz, Hazreti Ali Efendimiz bazen Resulullah Efendimiz'in farklı uygulamalarını aktarıyor. İşte ihtilaf buradan çıkıyor. Doğru. Ama hiçbir sahabi bir başkasının arkasında namazı terk etmemiş. Yani Abdullah İbni Mesud, Hanefiler daha çok Abdullah İbni Mesud'u takip ediyorlar. O öne geçtiği zaman arkada Abdullah İbni Ömer ya da diğerleri namazı terk etmemiş ya da onu sorgulamamış. Yani burada imam olan kişi kendi mezhebine göre abdesti aldığı zaman bu geçerlidir. Bu noktada kardeşlerimiz herhangi bir endişede bulunmasın. Efendim son olarak da yine bu tabii farklı uygulamalardan bahsettiniz değerli hocam ki görüyoruz. Mesela özellikle bunu hacda gördük ama son zamanlarda Suriyeli kardeşlerimiz de misafirimiz. Bazen onların da mesela arasında görmekteyiz. İşte normal rükudan kalktıklarında hem tekbir alıp hem de bir kısım birkaç saniye bağlayıp daha sonra tekrar gidiyorlar. Normal midir? Nedir? Şimdi ilk iftitah tekbirinde elleri kaldırmak sünnet. Bu konuda hiçbir ihtilaf yok. Evet. Niçin elleri kaldırıyoruz? Resulullah kaldırdığı için. Bununla ilgili sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deniyor. İşitme engelliler görsün diye namazın başladığını. Olabilir yani. Bir hikmeti olabilir. Hikmeti bu olabilir deniyor. Peki rükuya giderken doğrulduğumuzda secdeye giderken elleri kaldırmak gerekir mi? Bununla ilgili hadisler var. Sahabe arasında da ihtilaf var. Yapanlar olmuş yani. Evet. Rükuya giderken Resulullah Efendimiz'in elini kaldırdığını görenler var. Secdeye giderken var. Ama bazıları da diyor ki ben diyor Resulullah Efendimiz sadece iftitah tekbirinde elini kaldırırken gördüm diyor. Abdullah İbni Mesud. Sahabenin en fakihi. Pardon hocam özür diliyorum sözünüzü böldüm. Bu arada secde derken yani tahiyattan secdeye giderken secdeye değil. Giderken. Normal rükudan. Kıyamdan tekrar kıyamdan secdeye giderken elini kaldıranlar var. Bunu tahiyattan anlayanlar da oluyor da efendim. Evet. Evet. İşte bu noktada ehli hadis dediğimiz bazı muhaddisler rüküya giderken, secdeye giderken elleri kaldırmak gerekir demişler. O hadisi almışlar. Bazıları sadece rükuda kaldırmak gerekir demişler. Malikiler, Şafiiler, Hanbeliler bunu almış. Hanefiler de diyorlar ki bu Resulullah'ın ilk uygulamasıydı, devam etmedi. Çünkü Resulullah'ı en iyi tanıyan Abdullah İbni Mesud. Evet. Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Ömer'den daha fakih. Dolayısıyla Abdullah İbni Ömer diyor ki Resulullah'ı iftitah tekbiri dışında kaldırdığını görmedim. Diyor, biz onu alırız diyorlar. Bu şekilde bir ihtilaf var. Yani sonuç olarak mezheplerin ortaya koyduğu şeylerin hepsi sünnete uygun. Ve bunların ihtilaf diye bahsettiğiniz şeylerin tamamı bir rahmettir. Hepsi rahmettir. Peki efendim. Hepsi ben şöyle anlıyorum. Asr-ı saadetten bir fotoğraftır. Allah onlardan. Hanefilerin kıldığı namaz bir fotoğraf. Abdullah İbni Mesud'u hatırlıyoruz. Şafilerin kıldığı namaz bir fotoğraf. Abdullah İbni Ömer'i anlıyoruz. Bu şekilde sahabeyi hatırlıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Allah onlardan razı olsun. Efendim Almanya ile devam ediyoruz. Almanya'dan Mehmet Aldırmaz hattımızdalar. Hoş geldiniz. Almanya'daki vatandaşlarımıza selamlar. Sizin nezdinizde Mehmet Bey. Teşekkür ederiz efendim. Buyurunuz Sayın Aldırmaz. Ben Mehmet Aldırmaz. Buyurun efendim, şeref olduk. Teşekkür ederim. Sizlere de iyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim ben dün beklemiştim, bugüne nasip oldu. Şeref duydum. Benim cümlemiz efendim. Benim oğlan gelin var, ayrı oturuyorlar benden, bir çocuklu. Biraz maddi durumları zayıf olduğu için zekat parasını ona versem olur mu? Sorun bu. Soralım değerli hocamıza. Oğlunuza olmaz muhtemelen de. Gelini soralım. Bir kayınbaba gelinine zekat verebilir mi? Sıhhat diliyoruz. Hı-hı. Efendim teşekkür Hı-hı. ediyoruz Sayın Aldırmaz. Tamam. Başka bir soru var mı? Tamam efendim. Teşekkürler. Allah razı olsun efendim. Evet değerli hocam. Geline zekat verilir mi? Zekat önemli bir ibadet. İslam'ın temel ibadetlerinden birisi. Her yıl mutlaka zengin olanlar malının 1/40 vermeli. Peki kime verilir? Fakirlere, yoksullara verilir. Kime verilmez? Zenginlere verilmez ve bir kişi usul ve furuğuna veremez. Yani çocuklarına, torununa, babasına, dedesine, annesine veremez. Kardeşlerine verebilir. Evet. Peki gelin ya da damadına verebilir mi?
Bunlar bu kişinin usul ve furu olmadığı için gerçekten oğlu ya da kızı fakir ise bu durumda bu kişi gelinine zekat verebilir ya da damadına verebilir. Ama genelde biz zekatları üçüncü kişilere, yani kendi ailesi dışındaki kişilere vermeyi tavsiye ediyoruz. Çünkü bazı alimler vermez diyor, veremez diyor. Bu konuda ihtiyatlı olmak lazım. Ama vermek isteyene de bir şey diyemiyoruz. Yani burada buz durumdan ötürü gelinine verebilir. Evet. Peki efendim. Ama şimdi gelinine verecek. Oğluna, torununa veremez. Veremez. Hocam hemen ekleyelim mesela. Bunları açacak iki tane daha soru var. İzninizle hemen onları da peş peşe aktaralım. Buyurun. Başka izleyicilerimizin sorusu. Mehmet Bey'in sorusu cevap buldu. Değerli hocam, gelinine çok zor durumda oldukları için verebilir dediler. Yani, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yani o aile fakirse versin. Peki. Yani fakir dedi. Beş çocukları var. Evet. Geçinemiyorlar dedi. Peki efendim. Gelinine yalnız. Onun altını değerli hocamız çizdiler. Meryem Çınar. Zekatla ilgili şöyle bir soru sormuşlar İstanbul'dan. Hocama selamlar. Babaannesine kız torunu zekat verebilir mi diyor efendim? Babaannesine kız torun veremez. Çünkü dede ve ninesine zekat veremiyor. Yani kız ya da erkek değişiyor mu burada? Değişmez. Zekatı dışarıdaki yoksullara vermesi gerekir. Peki. Yani torun da yukarıya veremiyor. Torun da dede nesinden ve ninesine veremez. Veremiyor. Dede ve nine de torunlarına veremez. Peki. İbrahim Bulut da yine zekatla ilgili bir soru sormuşlar Adana'dan. Onu da hemen izninizle aktaralım. Efendim o da İbrahim Bulut Adana'dan, İbrahim Bey beyefendi de buyuruyor ki Kur'an kursunda okuyan öğrenciye zekat verilir mi değerli hocam? Bizim kitaplarımızda ilim öğrencisine zekat verilir diye geçiyor. Fakat biz şöyle fetva veriyoruz. Çünkü bu konuda çok istismar var. Olabiliyor. İstismar ediliyor. Çocuğun babası fakirse o çocuğa verilsin. Ama çocuğun babası zengin ise başkalarına verilsin. Çünkü bu zekat yoksulların hakkı. Dışarıda daha fakir, daha yoksul insanlar varken bu şekilde yapmamak gerekir. Mesela İslami hizmet adı altında işte hocam deniyor, bu zekatları biz şu kursa, bu kursa, şuraya, buraya veriyoruz. Eğer biz İslami bir faaliyet, İslami bir hizmet yapacaksak zekat dışında bir fon bulmalıyız. Çünkü zekat yoksulların hakkı. Bu konuda ilgili kişilerin de çok dikkatli olması gerekiyor. Peki efendim. Bu zekat dışındaki fon bir tasadduk. Tasadduk olabilir, hibe olabilir. Peki. Ve insanlar da zekat dışında infak etmeyi öğrenmeli. Evet. Yani sadece 1/40 zekat veriyoruz, iş bitti değil. Çünkü hadislerde geçiyor. Sizin malınızda diyor ki Allah Resulü, zekat dışında da hak var. Yani zekat dışında da biz paylaşmalıyız. Biz şuna inanmalıyız. Allah Teala buyuruyor ki يَمْحَقُ اللّٰهُ riba ve يُرْبِ sadakat. Allah faizin bereketini yok eder, infakın bereketini artırır. Biz verince sanki malımız gittiğini zannediyoruz. Halbuki kat kat Allah Teala bize verecek. Evet. Efendim devam ediyoruz. İstanbul'dan Hamza Akbulut hattımızdalar. Hoş geldiniz. İstanbul'a selamlar Sayın Akbulut. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar hocam. İyi akşamlar. Buyurunuz Hamza Bey. Hocam şimdi ben İstanbul'da yaşıyorum. Babamın hem Yozgat'ta hem de Ankara'da evi var. Evet. Seferilik durumu hakkında bilgi almak istiyorum. Peki biz buradan bir şey sorabilir miyiz Hamza Bey? Tabii ki. Yozgat'ta size ait bir ev var mı efendim? Bana ait değil, babama Peki. ait var. Peki, Ankara'da size ait bir ev var mı efendim? Şimdi Ankara'daki ev bana ait ama babam ikamet ediyor. Onun ikameti için aldık. Sorun yok. Sizin İstanbul'dan bir gün olup da inşallah buradaki işlerin biterse Ankara'ya da Yozgat'a yerleşeceğim diye bir düşünceniz var mı efendim? Yani şimdi bilemeyiz ki o Peki. hayat ne diyor. Yani şu an yok. Peki efendim, soralım değerli hocamıza. Başka bir sual var mı Hamza Bey? Yok hocam. Efendim, çok sıhhat diliyoruz. İstanbul'a selamlar. Allah razı olsun. Birkaç meseleyi de sorduk değerli hocam. Buyurunuz. Evet. Bir kişinin birden fazla yerde evi varsa oralar vatan asli sayılır. Evet. Yani birden fazla vatan asli olabilir. İlla ki doğduğu, yaşadığı yer değil de. Mesela bu kişinin İstanbul'da evi var, Ankara'da evi var. Evi var diyelim. Yozgat'ta yok. Yozgat'ta yok. Babasının orada olmasına bakılmaz. Bu kişinin evinin olmasına bakılır. Doğru, evi yani. Varsa
Oraya gittiği zaman namazları 4 rekat kılar, tam kılar. Evet efendim. Fakat yolda namazları 2 rekat kılar. Seferidir. Seferidir. Ancak evinin olduğu yere gittiği zaman orada namazları tam kılar. Ankara'ya geldi mi normal devam edecek, evet. Ama Yozgat'a gidince seferidir. Yozgat'a gidince evi ve benzeri şeyleri yoksa, evet, namazları 2 rekat kılar. Peki efendim. Yani burada Ankara'daki evi babasının ikameti için almış olmalarının bir kıymeti yok. Yok, önemli değil. Kendine ait olması. Kendine ait olması yeter. Peki efendim. Evet, devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Kahramanmaraş'tan Hamdi Yağbasan hattımızdalar ve kıymetli hocamız Rıfat Oral beyefendi bizleri bilgilendirmeye devam etmekteler. Kahramanmaraş'a selamlar Hamdi Bey. Hoş geldiniz efendim. Sağ olasın. Buyurunuz Hamdi Bey. Ben mi soracağım soruyu? Evet efendim, değerli hocam dinliyorlar. Hocam. Buyurunuz. Hocam dinliyor musunuz? Evet efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Buyurunuz. Ya ben bazı gerçek gibi yani rüyama giren rüya veya şey yani elden okunuyor. Evet. Saate bakmaz mısın? Ben sabah namazı oldu diye namazı kalkayım. Hemen sabah namazını kılayım. Evet. Gözden kalkayım ki sabah namazı iyi okunuyor efendim. Bir daha kılayım. Evet. Bundan 3-4 sefer karşılaştım. En sonunda gene böyle bir şey oldu. Bunda ben 4 kez fazla kıldım. Ondan sonra da bir daha olmadı yani. Bunu danışmak istediğim efendim. Elhamdülillah. Soralım değerli hocamıza. Peki bu kalktıklarımızda imsak vakti girmiş miydi vakit olarak? Sabah ezan değil de yani. Yani. Saat, imsak... O son 4 kez fazla namaz kıldığında saat 2.30 mine geçiyordu. Peki. Soralım değerli hocamıza. Bir delaleti olur mu bu rüyanın veya yaptığınız bu işin? En azından kılınan namazlar nereye gider? Onu da soralım. Sıhhat diliyoruz Hamdi Bey. Cenab-ı Allah afiyet versin. Seherde kalktığınıza dua edin inşallah millete, memlekete. Buyurunuz efendim. Rüyalar tabii o insanın yaşadığı şeyler, düşünceler ve benzeri şeylerden dolayı görülebilir. Peygamber Efendimiz bu konuda bize bir ölçü veriyor. Güzel rüya gördüğünüz zaman anlatabilirsiniz ama kötü rüya gördüğünüzde anlatmayın. Evet. Diyor. Namaz vakitleri önemli. Yani her namazı vaktinde kılmamız lazım. İlk vaktinde kılmaya niyet etmemiz lazım. Sabah namazının vakti imsak ile başlıyor. Evet. Yani takvime bakarız, imsak yazan o saatte namaz başlıyor. Namaz vakti başlıyor. Her ne kadar ezan okunmasa bile. Çünkü ezanlar genelde isfar dediğimiz hafif alaca karanlık aydınlanma vaktinde okunuyor. Biz bu görüşü almışız ya da böyle bir örf oluşmuş. Yani imsak girdikten bir süre sonra ezan okunuyor. Genelde bu şekilde. Sadece Ramazanlarda insanlar oruca başlasın diye imsak girdiği anda ezan okunuyor. Yani sabah namazının vakti sabah ezanı değildir. Değildir, imsaktır. Peki efendim. İmsak ile sabah namazı vakti başlar. Bu kardeşimiz de işte namaz kıldığını ama daha sonra ezan okunduğunu, sabah ezanın okunduğunu acaba namazım oldu mu olmadı mı diye şüphe ediyor. Yine kılmış. Yine kılmış. Allah kabul etsin. Şuna dikkat etsin. İmsak vaktinden önce kıldı ise o namazı tekrar etmesi, tekrar kılması gerekir. Ama imsak vaktinden sonra kıldıysa, ezandan önce kılınsa bile o namaz geçerlidir. Peki. Efendim devam ediyoruz. Allah kabul etsin inşallah. Şöyle bir soru var değerli hocam. Ender Ercan hocama selamlar diyor. İyi akşamlar hocam. Umre ile ilgili sorum. Umreye niyet ettik, umreyi tamamladık diyor. Ve otele geldik. Baktık ki çamaşırımız üstümüzdeymiş umreyi yaparken. Ne yapacağız? Kefareti nedir efendim? Hac ya da umre yapan kişinin ihrama girmesi gerekir. İhram iki şekilde. Bir, niyet etmek. İki, erkekler iki parça dikişsiz kumaşa bürünmeleri, onu giymeleri. Tabii altların herhangi bir çamaşır olmaması gerekir. Ama bazen unutuluyor. Bazen kardeşlerimiz unutabiliyor. İhram giydikten sonra 12 saatten önce bu çamaşırı çıkartırlarsa bir sadakayı fitre gerekir. Fitre miktarı sadaka gerekir 12 saatten önce. Ama 12 saat geçmiş ise kitaplarımızda bu bir gün veya bir gece diye böyle.
12 saat geçmiş ise bu kardeşimiz bir kurban kesmesi. Küçük baş koyun, keçi, dem diyoruz biz buna. Evet. Onu kesmesi gerekir. Bu kurbanın da harem bölgesinde, orada kesilmesi gerekir. Eğer bu şekilde oldu ve kesilmediyse hac ya da umreye giden kardeşlerimize vekalet versin ve orada kestirsinler. Peki. Eğer 12 saatten önce ise fitre, 12 saatten sonra çıkardıysa çamaşırı, dem gerekir, kurban gerekir. Peki, bunu da buraya oraya giden umreci kardeşlerimize verebilir. Evet, orada başka kestirsin. Başka bir özel bir niyete vesaireye gerek var mı değerli Yok, hocam? Yok, sadece vekalet vermesi ve onun adına kesilmesi yeterlidir. Şuna dikkat edilmeli, bu ceza kurbanıdır. Sadece fakirler yer. Kesen Peki. kişi yiyemez, usul furu yiyemez, zenginler yiyemez. Peki efendim. Sivas'la birlikteliğimiz sürüyor. Hanefi Ceylan hattımızda. Hoş geldiniz Hanefi Bey. Sivas'a selamlar efendim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. Bilmukabil efendim. Buyurunuz Hanefi Bey. Benim hocama bir sorum olacaktı. Bu termal mesler hükmü nedir hocam? Onu soracaktım. Soralım. Başka bir sual var mı efendim? Yok hocam. Tabii bunlar içeriye kesinlikle su almıyor değil mi? Sayın Ceylan. Soralım değerli hocamıza. Sıhhat diliyoruz. Termal mes, efendim son zamanlarda bu isimle tanışmış olduk. Geçen seneden beri ortalama. Bunların en azından pazarı yapıldı, PR'ı yapıldı. Termal mes dediğimiz bir şey üretmişler, bir çorap şekli. İçerisine su alınmadığını kesinlikle söylüyor. Böyle bir şey mes yerine geçebilir mi değerli hocam? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genelde ayaklarını yıkarmış ama bazen de mesler üzerine mes ediyor. Bununla ilgili çok sayıda sahabeden rivayet var, 70 kadar. Hatta bir tanesi diyor ki ben Maide suresindeki o abdest ayeti indikten sonra da Resulullah'ın ayaklarına mes ettiğini, yani mesler üzerine mes ettiğini gördüm diyor. Peki Resulullah Efendimiz nasıl bir mes giydi? Tabii o günkü şartlarda deve ya da bir başka hayvanın derisinden kalın bir mest üzerine mes etmiş. Bununla ilgili kitaplarımızda bazı şartlar var. Fakat bu şartların en önemlisi mes edildiği zaman içine su geçmemesi gerekir. Evet. Yani üzerine su döküldüğü zaman değil. Mes edildiği zaman içine su geçmemesi gerekir. Bir, bu çok önemli. İkincisi de ayağımıza giydiğimiz zaman fermuar ya da bir başka şeyle ayağımızı tutması gerekir. Yani ayakta durması bu şekilde değilse yanlış anlaşılıyor. Ayakta durması, mesti bıraktığımız zaman ayakta durması değil. Ayağımıza giydiğimiz zaman ayağımızı tutması gerekir. Sarması lazım. Sarması gerekir. Bu iki şart olduğu zaman. Bunun için zaman, bir fermuar olsa vesaire olsa. Fermuar ya da herhangi bir iple olabilir. Ama bir parmak dahi olsa bile bir açıklık olmayacak. Evet. Peki efendim. Ve uzun bir zaman adım da atılabilecek. Biraz da dayanıklı olmalı. Peki. Dolayısıyla bunlar üzerine mes edilebilir. Peki efendim. O halde bu termal mes bu şeyleri yerine getiriyorsa, bu maddelere uygunsa. Mes edilebilir. Peki efendim. Devam ediyoruz. Fransa'dan Şükran Altın da hattımızda. Fransa'daki vatandaşlarımıza selam ediyoruz Şükran Hanım. Sizin nezdinizde. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler, Allah razı olsun. Sizlerden de efendim. Buyurunuz değerli hocam, sualinizi dinliyorlar. Benim sorum olacaktı efendim, ben de namazı... Efendim buyurunuz, televizyonun sesini biraz kısabilirse hane halkı, sorunuza Tabii. devam ediniz. Muhterem hocam dinliyorlar efendim, buyurunuz. Sorunuzu dinliyor kıymetli hocam. Tamam efendim, benim namaz farzlarında özellikle Ayet-el Kürsi'yi okuyorum. Emene Resulü'yü okuyorum. Akşam evvabil namazında da... Evet. Evet. Elem meşra elif la mim okuyorum. Bunların bir sakıncası var mı? Peki başka Sorum sure... olacaktı efendim. Şükran Hanım, başka sure biliyor musunuz? Biliyorum tabii ki. Surelerin hepsini. Bunları okumada bir sakıncası var. Yani bunları özellikle mi okuyorsunuz? Evet efendim, özellikle. Soralım değerli hocamıza. Başka bir diğer... Sorum daha olacaktı mümkünse. Buyurun efendim. Buyurunuz. Teşekkürleri. Ben bir de böyle size bakarken, haberlere bakarken tesbih çekebilir miyim? Soralım değerli hocamız efendim. Sıhhat diliyoruz. Dua ediniz inşallah. Fransa'daki vatandaşlarımıza selamlar sizin nezdinizde. Özellikle
bu saymış olduğum sureleri belli namazlarda okuyorum diyor. Evvabin, akşam namazı değil de evvabin de mesela akşamdan sonra okuyorum diyor. Evet. Nedir efendim durumu, devamlı okumalı mı? Namazda kıraat farz. Evet. Allah Teala fakra ma teyessere minel Kur'an buyuruyor. Namazda bu ayet namazla ilgili olduğunu bütün alimler ittifak ediyorlar. Namazda size kolayınızdan gelen Kur'an'dan kısımları okuyun diyor Allah-u Teala Hazretleri. Bir kişi kolayına hangi sure, ayetler geliyorsa onu okusun. Düzgün olan, böyle hatasız mümkün olduğu kadar. Özellikle Fatiha suresi bu noktada çok önemli. Hatasız okumalıyız. Peki bunun dışındaki sureler, bunun dışındaki surelerde de kolayımıza gelen elem tera lilafi diye bildiğimiz o sureler okunmalı. Burada izleyicimiz Ayet-el Kürsi, Aminer Resulü okuduğunu bazı namazlarda, Evvabin namazında Elem Neşrah Leke ve diğer başka bir sure Elif Lam Mim okuduğunu evet. söylüyor. İnşirah, Bakara'dan İnşirah bazı ayetler. Okuyor. Yani bunları okuyabilir, herhangi bir sakıncası yok ama alimlerimiz, ulema belli namazlara belli surelerin hasredilmesini, sadece o namazlarda sadece o surelerin okunmasının mekruh olduğunu söylüyorlar. Yani değişik sureler okusun ki sevabı daha güzel, daha bol, daha zengin olsun. Çünkü her surenin farklı bir mesajı var, farklı bir sevabı var, farklı bir yapısı var. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in namazına baktığımız zaman da Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinden okuyor. Evet efendim. Dolayısıyla bu kardeşimiz de değişik yerlerden okusun. Bu sureleri sadece bu namazlarda ara sıra okusun ama sürekli yapmamasını tavsiye ediyor. Yer değiştirerek okusun. Yer değiştirerek okusun. Tesbihle ilgili değerli hocam, televizyonda herhangi bir şeyi izlerken tesbih çekilebilir mi? Yani televizyonda herhangi bir şey izlerken tesbih çekilebilir. Şöyle, mübah olan bir şeyi izlerken, işte haberler, belgesel vesaire olabilir ama İslam'ın haram kıldığı bir şeyi izlerken tesbih çekmek uygun değil. Peki. Ne yapmak gerekir? O haram olan şeyi terk etmek gerekir. Tesbihi değil. Burada bunu doğru anlayalım. Yani tesbihi çekmeye devam edelim ama haram olan şeyleri terk edelim. Çünkü zikir, namaz, bütün bunlar bizi haram olan şeylerden sakındırmak için emredilmiş. Buna dikkat edelim. Mehmet Uçarsoy hocama selam ediyorum diyor. Fındık ürünümün bir kısmını sattım. Elimde kalanı da sattığım fiyattan hesaplayıp toplam üzerinden öşrünü verdim diyor değerli hocam. Evet. Elimde kalanı daha sonra, yani elimde kalan miktarı daha sonra İstanbul'a getirip daha yüksek fiyattan satıyorum. Tekrar öşür vermem veya hesabını yapmam gerekir mi, ne yapmalıyım diyor. Bu kardeşimiz tarla ürünlerinden verilmesi gereken zekat öşür diyoruz. Yani masraflı sulanıyorsa 20'de bir, masrafsız oluyorsa 10'da bir zekatını vermiş. Doğru. Daha sonra bu malını satmış, paraya çevirmiş. Şimdi ikinci defa bir öşür vereceğim mi diyor. Bu malı artık para cinsine döndüğü için diğer paralar ile birleştirir. Bir yıl sonra vereceği zekat zamanında diğer paralarla birlikte 1/40 olarak zekatını verir. Peki. Yani ikinci defa öşür vermez. Evet. Yani buraya baktım, bir kısmı mı, yok. Malımın tamamı üzerindeki kazandığımın hepsinin öşrünü verdim diyor hocam. Evet. Efendim, Ankara ile devam ediyoruz. Atilla Yılmaz hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Ankara'ya selamlar. Selam, hayırlı akşamlar hocam. İyi akşamlar. Buyurun Atilla. Hocam, bugün yaşadığım bir hadiseyle ilgili bir soru sormak Buyurunuz istiyorum. Buyurunuz beyefendi. Cemaatle namaz kılarken yanındaki arkadaş birazcık sesli, sünneti kılarken sesli kıldı. Dualarını duymak durumunda kaldım. Elham ve Kulüallahu Ehad okurdu. Birinci rekatta, üçüncü rekatta oturduğunda hep Eyzü Besmele, Elham, Kulüallahu Ehad böyle devam etti. Ve dirseklerinin yere gelmemesi gerektiğini biliyorum kendimce. Doğru mudur bilmiyorum. Onu da yapıyordum. Şimdi bu durumlarda biz şahsı uyarmak mı ya da bildirmek mi ya da
yanlışı doğruyu kendisiyle bir istişare edebilmeli miyiz? Bu konuda ne yapmalıyız hocam? Denk geliyor bunları. Soralım değerli hocamıza, birlikte öğrenelim Sayın Yılmaz. Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı? Teşekkür ederim, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar. Evet değerli hocam. Evet, namaz kılarken sırrî namazlarda içimizden okuyoruz. Okumak dudakların hareket etmesi ve okuduğumuzu kendimizin duyması demektir. Hafif bir şekilde okumalıyız ve yanımızdaki insanları rahatsız etmemeliyiz. Maalesef bazı kardeşlerimiz bunu abartıyor ve hızlı bir şekilde, çok sesli bir şekilde okuyor. Ve birçok kere biz bunlara şahit olduk. Hatta ben de böyle namazımı tam kılamadım, yanıldım. Bu noktada namaz kılarken yanımızdaki insanları da düşünüp çok sesli okumamalıyız. Hafif, kendimizin duyacağı kadar, çok hafif, yani böyle dudaklarımızı oynatmamız yeterlidir zaten. Bu şekilde okumamız yeterli. Evet. Bu noktada böyle kardeşlerimizi uyarmak gerekir mi? Güzel bir dille kırmadan onlara da bunun biraz daha sessiz okunması gerektiğini, diğer insanları yanılttığını da güzel bir şekilde kırmadan ifade edebiliriz. Peki hocam, bir de hani Fatiha ve İhlas suresinden bahsediyor ya beyefendi. Sanki otururken de aynısını okuyor. Yani koca bir rekatı, koca bir namazı hep Fatiha ve İhlas, hatta oturdukları tahiyyat yerine de mesela onları okuyor gibi anladım ben. Evet. Diyelim ki böyle, ben yanlış anlamış olabilirim ama soruyorum, merak ettik. Diyelim böyle oldu. Ne yapmalı? Bilmiyor da olabilir. Kişi ne yapmalı en azından? Yani tabii bu kişi namazın nasıl kılınacağını öğrenmesi gerekir. Evet. Yani günümüzde kitaplar var, hoca efendiler var, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siteleri var. Sesli görsel yayınlar var. Görsel yayınlar var. Dolayısıyla bu kişinin öğrenmesi ve namazı o şekilde kılması gerekir. Ama bilmiyorsa öğreninceye kadar o şekilde kılabilir. Fakat çok kısa bir sürede bunu öğrenip sünnete uygun bir şekilde namazını kılması gerekir. Ve bu kişilerin de uyarılması, güzel bir dil ile onların da uyarılması gerekir. Herhalde bu uyarıyı da bu arkadaşı bir şekilde imam efendiye yönlendirip onun yapması, evet, daha âlâ olur. Olabilir. Çok güzel söylediniz. Çünkü biz belki o nezaketi gösteremeyebiliriz. Evet. Şahsım adına söyleyeyim. Evet. Evet efendim. Şu da denilebilir. Yani siz tahiyyatta Fatiha okuyorsunuz. Acaba bu doğru mu değil mi? Beraber bir soralım. Beraber bir hocamıza soralım. Ben de farklı bir şey okuyorum diyerek dediğiniz şekilde hoca efendiyi hakem tayin ederek bu şekilde yapabiliriz. Yani Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizin bir öğretisi bize buraya gelmiş oluyor. Peki efendim, Allah razı olsun değerli hocamız. Bizlere paylaşıyorlar karanlık yanlarımızı, sıkıntılı yanlarımızı. İnşallah dini mübini İslam'a göre açmaya çalışıyorlar. Devam ediyoruz. Avusturya'dan bir izleyicimiz, hocam selam ediyorum diyor. 2 sene önce kaynım ağır bir ameliyat geçirmişti. Dedim ki eğer bu sapasağlam ayağa kalkarsa inşallah Türkiye'de bir oruç tutacağım. Geldim Türkiye'ye, nasip oldu, ancak oruç tutamadım diyor. Unuttum. Buraya döndüm, Avrupa'da yaşıyorum. Türkiye'de değil de burada tutsam kabul olur mu? Ne yapmam lazım hocam diyor. Tabii nezir ve adak, Türkçesi adak, çok önemli. Yani evet, bir kişi böyle bir adak adadığı zaman onu yerine getirmesi lazım. Adak da müstakil ibadetlerde olur. Namaz, oruç, kurban, umre, hac gibi. Bu kardeşimiz oruç tutmayı adamış. Böyle bir adak yapmış. Bir gün tutacağım demiş ama Türkiye'de tutacağım demiş. Burada mekan önemli değil. Zaman önemli de mekan önemli değil. Dolayısıyla bu kardeşimiz gittiği yerde, yaşadığı yerde bir gün oruç tutsa yeterlidir. Bu adağını yerine getirsin. Adağını yerine getirmiş olur. Peki efendim. İzmir'den Hülya Ergül hattımızda var değerli hocam. Hoş geldiniz Hülya Hanım. İzmir'e selamlar efendim. Selam size de, hayırlı akşamlar olsun efendim. Sağ olun. Benim de bir sorum var hocamıza. Buyurun efendim. Benim babam 5 sene önce vefat etti. Bu sene kabrinde arılar gördüm. Öldürsem bir çeşit, öldürmesem, hani biraz göçmüştü kabri, kumu koyduk. Arılar daha halen devam ediyor. Onları hani dinimizce bize şey var mı diye, sakıncası var mı diye soruyorum. Soralım. Öldürelim mi? Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Soralım, bir başka yere nakli zararsız bir şekilde söz konusu mu? Sıhhat diliyoruz. İzmir'e selamlar. Daha doğrusu
meftaya bir zararı söz konusu olur mu? Yani en önemli nokta da bu olsa gerek. Evet, bizler mezara yani mutlaka saygılıyız ama meftanın ebedi hayat açısından bir zararı var mı hocam? Soralım. Evet. Ben öncelikle kardeşimizi tebrik ediyorum. Çünkü ölümü unutan bir toplumda yaşıyoruz. Evet. İnsanlar sadece Ramazan ve Kurban bayramlarında kabirlere, mezarlığa gidiyor. Ama cuma günleri olsun, diğer günler olsun, mümkün olduğu kadar orada babamız, annemiz, dedemiz olabilir. Gidip ziyaret etmemiz gerekir. Çünkü Allah Resulullah Efendimiz ziyaret edin, ölümü hatırlayın diyor. Ölümü hatırlamamız gerekir. Ve gittiğimiz zaman da o kabirler ne durumda? Yani yıkıldı mı, çöktü mü, buna da bakmamız gerekir. Evet. Bu kardeşimizin ifade ettiği gibi bazen kabirler çökebilir. Çok yağmurdan, kardan, efendim oradaki bulunan zeminin gevşek olmasından çökebilir. Doğru. Bu durumda tabii onların düzeltilmesi gerekiyor. Bazen de orada çeşitli hayvanlar, işte karıncalar olabilir, arılar olabilir. Bu gibi varlıklar da olabiliyor. Bunlara zarar vermeden bunların alınıp bir başka yere nakledilmesi mümkünse, tabii mümkün olduğu kadar ve o kabrin düzeltilmesi iyi olur. Peki. Tavsiyemiz bu şekilde. Mutlaka bir arıcı veya bu işi yapan insanlara bilen gittiklerinde insanlar, öldürmeye gerek kalmaz en azından. Tabii öldürmeden. Şüphesiz onlar da bu dünya hayatının en önemli yaratıklarından, dengelerinden bir tanesi. Evet. Peki değerli hocam, o halde zararsız bir şekilde nakletmenizi tavsiye ediyor. Tavsiye ediyoruz. Ve mezarda yine düzeltmenizi. Düzeltsinler. Düzeltmekten ziyade oraları mutlaka ziyaret etmemizi tavsiye ediyoruz. Ziyaret edelim, onlara dualar edelim. Onlar için infak, hayırlar verelim ve ölümü hatırlayalım. Bir gün bizim de öleceğimizi hatırlayalım. İnsan başkasının ölümüne inanırmış ama kendi ölümüne inanmazmış. Aman Allah. Maalesef ama bazen böyle birisi ölüyor, çok yakın birisi ve bizi çok etkiliyor. Ve kendi öleceğimizi de hatırlıyoruz. İşte ara sıra kabirlere gitmek bize ölümü hatırlatıyor. Lezzetlerin belini büküp duran ölümün zikrini çokça yapınız. Peki. Evet. Geçti şu ömrün baharı hocam. Ne yazı ne kışı kaldı diyor adam. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Programımıza şeref verdiniz değerli hocamız. Allah razı olsun. İlminizden istifade ettik. Kıymetli izleyenlerimiz, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi muhterem hocamız Rıfat Oral Beyefendi'yi ağırladık. Bugün Allah razı olsun bizleri aydınlattılar. Cenab-ı Allah afiyetler ihsan etsin. Sizler adına teşekkür ediyoruz. Sizleri de Allah'a ısmarlıyoruz efendim. Hangi kişilere kullanmışım? Cami mezhebine göre hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.